azmettiler, başardılar. Çok kısa bir zaman diliminde 30 kilo, 40 kilo, hatta 60 kilo veren dahi var. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin zayıflama serüvenleri. Bir anda karar verdiler, hayatlarını baştan aşağı değiştirdiler. Şuramda biraz fazlam var. Adları duyulduğunda akla ilk gelen fazla kilolarıydı ama bir anda iğne ipliğe döndüler. İnsan, erişkin bir insan çıktı içimden. İşte 2016 yılına verdikleri kilolarla damga vuran ünlü isimler. Yani hep yeni bir başlangıç. Sahneye ilk çıktığında sesiyle herkesi büyüleyen balık etli bir genç kızdı Işın Karaca. Ama kariyerinde ilerledikçe kiloları da artmaya başladı. En son 115 kiloya kadar çıktı Işın Karaca. Annemin kanser oluşu, göğüs kanseri ve lenfoma metastası beni çok çok sarstı. Sonunda bu böyle gitmez dedi. Ameliyat masasına yatıp midesini küçülttürdü. 2016 yılında 115 kiloydu, şimdi ise 60 kilo. Kendini adeta baştan yarattı. Veririm ben daha, isterim. Bunun ucu yok. Her kadın yani 50 kiloluk bir kadına da sorsanız aynı şey diyecek ki ay şuramda biraz fazlam var. Fazla kiloları artık Okan Karaca'nın kariyerinin bir parçası haline gelmişti. Farklı rolleri dahi oynayamaz olmuştu. Üstelik hayatı giderek zorlaşıyordu. Ayakkabılarını bile bağlayamayan birisiydim. Eşime ve çocuğuma yetemeyen bir babayım. Aslında 39 yaşına kadar fazla kilolarıyla barışıktı. Ne zaman ki oğlu Alican dünyaya geldi, tüm hayatı gibi düşünme tarzı da değişti Okan Karaca'nın. Artık kilo vermeli, oğluna yeten bir baba olmalıydı. Önce korktum, çekindim, olmak istemedim. Alican'ı bir kucağıma alayım, göreyim falan dedim. Sonra hocalar dediler ki Alican seni sağlıklı görsün daha iyi, o yüzden şimdiden olmamda fayda var, hani sen öne geç. Oğluna iyi bir baba olmak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi ünlü oyuncu. 13 ayda da mum gibi eridi. İnanması güç ama tam 60 kilo verdi. Bir yılda da 60 kilo gitti. 60 kilo gitti. Evet. Yani şu anda kaç kilosun? Şu an 80 kiloyum, 140 kilodan geldim buraya. İncecik, narin ve naif. Poyraz Karayel'in Ümran'ı Gülçin Hatıhan'dan söz ediyoruz. O gözü kör olası işte yerin dibine mi girdi, ne oldu, ulaşamıyorum ki. Ulaşamadığım adamdan da boşanamıyorum haliyle. Ama ünlü oyuncu her zaman böyle incecik değildi. Ev hanımı isteniyordu ve ben görüşmeye gittiğimde 110 falan öyle bir kilodaydım. İşte Gülçin Hatıhan'ın bir yıl arayla çekilmiş iki görüntüsü. Tanımakta güçlük çekebilirsiniz ama soldaki kilolu hanım ünlü oyuncunun ta kendisi. Üstelik kiloları nedeniyle ekrana çıkması güçleşmişti. Temmuz'da gittim görüşmeye. Ben bir 20 kilo daha vereceğim ama yılbaşına kadar dedim. Yönetmen de verirsen iyi olur, benim işime iyi gelir dedi. Gülçin Hatıhan'ın hedefi 20 kiloydu ama başlamışken işin sonunu getirdi, tığ gibi inceldi. Fazla verdim 20'den, 60 kadar. Türkiye'nin en ünlü tenörü Hakan Aysev'in hem işini hem sağlığını tehdit etmeye başlamıştı fazla kiloları. Her şeyden önce sağlık problemlerim artmıştı. Hı. Yani 40 yaşından sonra kilo insana iyi gelmiyor. Yani tansiyondan tutun, şeker hastalığına tutun. Birçok şey beni zorlamaya başlamıştı. 149 kiloydu Hakan Aysev. Artık adım atmakta bile zorlanıyordu. Arasına. Zayıflamaktan başka çaresi yoktu. Sonunda o zor kararı verdi ve mide ameliyatı oldu. Üstelik sonuç muazzamdı. 60 kilo verdim. 60 kilo yani bir insan, erişkin bir insan çıktı içimden. 60 kiloyu verdikten sonra Hakan Aysev'in hem iş hem özel hayatı yükselişe geçti. Hatta geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturduğu Banu Karaca'yı tekneden böyle hop diye kucaklayıp indirdi. Fit bedeniyle damatlık içinde çok yakışıklı görünüyordu. Hande Alkan gözümüzün önünde eridi desek yeri. Yakında tığ general olacağım zaten böyle giderse. Evet, Selen Hanım'ın destekleriyle beraber iyi gidiyor. Dikkat ediyoruz yediğimize, içtiğimize.
yediğimizde dikkat ediyoruz. En son 126 kiloya kadar çıkan Hamdi Alkan artık fazla kilolarıyla başa çıkamayınca sıkı bir diyetin yanı sıra bir de mide ameliyatı geçirdi. Eşi Selen Görgüzel'in desteğiyle de bir yıl içinde tüm fazlalıklarından kurtuldu. Ağzımı diktiremedim, mideyi aldırdık. Ona dikkat ediyoruz. Önemli bir operasyondu. Dediğimiz gibi şişmanlık hastalığından kurtulmanın bir yolu ama bunun tabii diyeti var, sporu var. Hepsi yapılabilir. Önemli olan irade biliyorsunuz. Az buz değil, neredeyse 40 kilo verdi Hamdi Alkan. Hatta bu ani değişim ufak çaplı bir kıskançlık krizine de neden oldu. Hocam çok yakışıklı olmadı mı? Vallahi ben biraz önce onu konuştuk da yalnız, gibi oldu ya. Yani şimdi bende tabii ekstra bir kıskançlık başlamaya başladı. Sizlere emanet diyorum. Bundan sonra attığı her adım sizlerin takibinde olsun mümkünse. Ben zayıflattım. Onaylıyor musun takip kardeşim? Takip sizde. Onaylıyorum. Bu zayıflama işinin rekoru Pelin Öztekin'de. Henüz 29 yaşında olmasına rağmen 150 kiloya yaklaşmıştı Pelin Öztekin. Yürümekte, nefes almakta zorlanıyordu. Sonunda mide ameliyatı oldu ve tam 89 kilo verdi. Evet, yanlış duymadınız. 1,5 yılda 89 kilo verdi. Kendini baştan yaratanlardan biri de sahnelerin en eğlenceli ismi Fatih Ürek. Şarkıcının kiloları son yıllarda 3 haneli rakamlara doğru hızla ilerliyordu. Her vücut insan bir şişiyor filan, acaba kilo mu aldım diye bu korku da başladı. Bu eski günlere dönmek bana kabus gibi gelir. Eski günlere dönmek Fatih Üreğ'in en büyük kabusu. Çünkü 2 ayda tam 30 kilo verdi. Delikanlılık çağlarına geri döndü. Ben bir de bu arada aslında bir 2 kilo da kilo aldım. Çünkü bazı resimlerde bakıyorum ki bazen haddinden fazla şey olmuşum, zayıf gözüküyorum. Aslında çok normalim ben. Bir komplekse girdim. Gittim bol bol çikolata yedim, bol bol tatlı yedim. Ve mide ameliyatı geçirerek fit ünlüler grubuna dahil olan son isim Seren Serengil. Normal halimiz yani dermiş. Bir tane cin, bir tane bluz var. Hani bir tane de kolye var, ne bileyim ben yani ama... Yani bakımlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Genç yaşında ikinci baharını yaşamaya başladı Seren Serengil. 2 ay gibi kısa bir sürede geçirdiği mide ameliyatının da etkisiyle tüm fazla kilolarından kurtuldu.